Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz ile devam ediyor ve şu anda sizlere Aydın İncirliova'dan ve sektörün en iyisi özel bahar çiçekleri gündüz bakım evinden seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Bahar Dereli bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme, verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Bahar Hanım, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, verdiğiniz bilgiler için de ayrıca sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Şimdi Bahar Çiçekleri Gündüz Bakım Evi olarak burada verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi tüm önemli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Bahar Dereli kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Bahar Dereli, kurucu yetkililerinden birisiyim. Nişanlım İbrahim Karay'la birlikte kurumumuza sahip olduk. Aslen İncirliova'lısınız. Aslen Aydın İncirliova'lıyım, evet. İncirliova'da olduğunuz yer ve doğduğunuz yerde de bu hizmeti vermek üzere nişanlınız Sayın İbrahim Karay'la birlikte güç birlikteliği yaparak Webkara'da güzel bir işletmeye başladınız. Evet. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce ben biraz konumdan söz etmek istiyorum değerli izleyicilerimize. Toplam bulunduğumuz alan kaç metrekarelik bir alan efendim? Toplam 500 metrekare. Alan. Kapalı ve açık olmak üzere 500 metrekarelik bir alan içerisinde hizmet vermektesiniz ve bir çırpıda ağırlayabileceğimiz çocuk sayısı kapasitemiz nedir efendim? Toplam okulumuzun kapasitesi 72. 72 öğrenciye aynı anda hizmet verebilmek için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı kaç kişi efendim? Uzman kadromuz şu an 7 personelimiz. 7 sizin haricinizde profesyonel bir kadroyla da hizmet vermektesiniz. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce size gelen öğrencilerimiz ve velilerle ilgili de kısaca bilgiler almak istiyorum. Ağırlıklı olarak size talepler nerelerden gelmekte? Bu hizmetler nerelere kadar ulaşabilir? Ağırlıklı olarak İncirliova ilçemizden geliyor öğrencilerimiz. Diğer türlü de çevre ilçelerimizden de katılım var. Germencik, Koçarlı, Kardeşköy. Yani sadece İncirliova ile sınırlı değil. Yok değil. Çevre ilçelerden de gelen öğrencilerimiz ve ailelere de hizmet veriyoruz. Evet. Şimdi size gelen öğrencilerimizin yaş grupları nedir efendim? Hangi yaşlara hitap ediyoruz? 25-66 aylık çocuklarımıza hitap ediyoruz. 25 ve 66 aylık çocuklarımızın arasında yani ilk öğretim öncesi o hazırlık dönemi dediğimiz çocuklarımızın hem kreş hem de buradan eğitim alabilecekleri hizmetler sunuyorsunuz. Evet. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce ben biraz saatle ilgili de bilgiler almak istiyorum. Aileler ve çocuklarımızın size ilk giriş saatleri gün içerisinde kaçta başlar ve kaça kadar bu hizmet devam eder? Kurumumuz saat 7.30'da açılıyor. Saat 6'da kapanıyor. Sabah kahvaltımız, öğle yemeğiniz, ikindi kahvaltımız mevcut. Tüm yemeklerimiz kurumumuzda profesyonel aşçımız sayesinde hazırlanıyor. Ben o ürünlerle ilgili yine sizden bilgiler alacağım ama ben burada verilen eğitime biraz geçmek istiyorum. Size gelen öğrencilerimiz 25 aylıktan başladığını söylediniz ve kuşak olarak baktığımızda annesinin kucağından aldığımız bebeler buraya gelip sizden eğitim alırlar, hizmet alırlar. Ben burada verilen hizmeti biraz açmak istiyorum. Onlara sunduğumuz eğitim nedir, neler sunabiliyoruz ve profesyonel kadromuzda onlara neler öğretiyor ve neler aşılayabiliyoruz? Öncelikle biz 25-66 aylık çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Okulumuz devlet okullarından ve özel okullardan ayıran en önemli özelliği okulumuzun çocuklara uygun olan fiziksel özelliğidir. Öğretmenlerimizin çocuklarla birlikte yaşlarına uygun bir şekilde, eğlenceli bir şekilde eğitim etkinlikleri yapmaları, velilerimizle birebir iletişim halinde olmaları, sosyal aktivitelere önem vermemiz, bunun yanında çocuklarımızın psikomotor gelişimleri ve kendi yeteneklerini farkına varabilmesi için alanlarında uzman, kendi branşlarına yetenekli öğretmenlerimiz ile bale, jimnastik, zumba kids, İngilizce derslerimiz veriliyor. Buna artı olarak da zihinsel gelişimini etkileyecek satranç, akıl oyunları, bilimsel deneyler ve benzeri etkinliklerle eğitim sistemimizin içerisinde yer alıyor. Tabii ki bu bütün hizmetleri verirken elimizdeki 7 kişiden oluşan profesyonel kadromuz bu konuda yeterli değil. Dışarıdan aldığımız takviyeler tabii de var ki. Sanıyorum. Tabii ki. 3 tane branş öğretmenimiz bulunmakta kreşimizde. Ve her biri konusunda uzman, uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla da hizmetlerimiz devam etmekte. Biraz evvel saydığımız bir takım aktiviteler var. Bunları biraz daha açmak istiyorum aslında. Siz anladığım kadarıyla çocuklarımızı eğitirken
eğlenirken öğrenmeyi öğreten bir işletmesiniz. Bu da çok çok önemli. Yani sevginin ve eğlencenin üzerine çocuğun kendisini daha rahat ifade edebileceği, toplum içerisinde paylaşmayı öğrenebileceği, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlayacakları eğitimleri bu profesyonel kadroyla sunmaktasınız. Ki bu sizi diğerlerinden ayıran, bana göre de en önemli etken diyebiliriz. Şimdi bölgenin tamamından gelen konuklarımız var dediniz. Çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizin özellikle sizlere ulaşabilecekleri web adresleri ve telefon numaraları bizlerle de paylaşır mısınız efendim? Tabii ki de. Öncelikle kurumumuzun telefonu 0256 585 1005'tir. Diğer türlü kurucumuz İbrahim Karan'ın numarası da 0536 643 9989'dur. Yine size ulaşabilecekleri GSM numaranız? Bana ulaşabilecekleri telefon numarası 0542 236 9097. İleriye yönelik plan proje içerisinde neler yapmayı düşünüyorsunuz bu sektörle alakalı efendim? Öncelikle çocuklarımızı bireysel farklılıklarını benimseyen, bir ortamda çağdaş yaşamın getirdiği bilgi, beceri ve değerlerini donatarak paylaşmayı bilen, katılımcı, sorgulayan ve öğrenmeyi gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Tabii ki onların başarıları, onların becerileri ve kazançları sizlerin de özellikle moralinizi düzelten, sizi bu konuda hizmet vermeye teşvik eden en önemli özellikler olacaktır. Çocuklarımızın başarısını görmek zannediyorum sizi mutlu eden en önemli özellik olacak. Bize güvenen tüm öğrenci ve velilerimize güvenlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızı daim olsun diyoruz efendim.